Merhaba arkadaşlar. Bugün FAT DC ön gerilemleme ilgili örnek çözeceğiz. İlk örneğimizi yazmaya başlayayım ben hemen. Birinci soru dedim. Şeklim şu şekilde olsun arkadaşlar. Şöyle. Burayı GND'ye gitsin. Buraya bir direnç atalım. Buraya da direnç atalım mı? Gerek yok. Şöyle, tamam. Burası kaç volt olsun arkadaşlar? Burası 1,5 volt olsun. Burası 1 mega ohm olsun. Bu arkadaşlar ne olacak? RG olacak. Niye G dedim? Çünkü gate burası arkadaşlar. Orta. Burası dream arkadaşlar. Direncim RD. Değeri 1,2K olsun. 1,2K. Şuraya voltaj kaynağım VDD 12 volt olsun. Yönümüz bu şekilde olsun. Bu soruda arkadaşlar IDSS verilmiş 12 miliamper. IDSS verilmiş 12 miliamper. VP verilmiş eksi 4 volt. Bize neyi soruyor arkadaşlar? ID ve VDS'yi her şeyi bulalım. Giriş ve çıkış grafiklerini çizelim. O şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeden önce bir analiz yapalım. Orta bacak ne dedik arkadaşlar? Gate dedik. Yukarısı dream, aşağısı arkadaşlar source dedik. Şimdi biz bu soruyu çözerken bir tane formülümüz vardı. Formülümüzü yazıp soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Hemen yazalım. ID eşittir IDSS çarpı 1 eksi VGS bölü VP'nin karesi arkadaşlar. Şimdi IDSS'm verilmiş 12 miliamper. VP değerim var. Zaten demiştim arkadaşlar konuyu anlatırken genelde VGS verilmez. VGS'yi bulmakta zor mudur arkadaşlar? Değildir. VGS nedir bakalım. VGS eşittir VG eksi VS'dir. Şimdi VG'ye bakalım arkadaşlar. VG'm nedir? VG'm kırmızı kalem alayım. Şurası eksi, burası artı. Şimdi buradan da akım arkadaşlar akmıyor. IG eşittir 0. O zaman G arkadaşlar bu voltaj kaynağındaki voltaja eşit. Ne o zaman? Eksisi yakın. Eksi 1,5 volt. IG eksi 1,5 volt. VS ne arkadaşlar? Direkt GND'ye gitmiş. VS o da eşittir 0'dır. O zaman VGS ne oldu arkadaşlar? Eksi 1,5 volt oldu. Eksi 1,5 volt. Siyahı alalım. Şimdi denklemimi yazayım arkadaşlar. ID eşittir IDSS. IDSS neydi? 12 miliamper. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 eksi VGS. Şimdi eksi 1,5 eksi 4 1,5 bölü 4. Değil mi arkadaşlar? 1,5 bölü 4'ün karesi yapar. Bunu hesaplayalım arkadaşlar. Hesap makinesini çıkardım ben. 1 eksi 1,5 bölü 4'ün karesi çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan arkadaşlar 4,68 miliamper geldi. IDEM neymiş? IDEM 4,68 miliamper. Tamamdır arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bunun N kanallı mı P kanallı mı olduğuna bakmadık. Ona bakalım. Okun yönü arkadaşlar burası olduğu için bu ne oldu? N kanallı. N kanallı. N kanallı olunca ne dediğim arkadaşlar ben? VGS ve VP negatif olacak. VGS negatif. Eksi 1,5 volt. VP ne arkadaşlar? O da eksi 4 nokta. Eksi 4 volt. İkisi de negatif. Bu N kanallı. ID değerini de buldum arkadaşlar. Bir de VDS değerini bulalım arkadaşlar. VDS değerini bulurken sadece bir tane denklem yazıyorum. O da arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru bir denklem. Yazayım. 12 volt. 12 volt. Eksi buradan akan akım arkadaşlar ID. Buradan akan akım da ID. Zaten burada direnç yok. 12 eksi 1,2K ID. 1,2K ID. Eksi. Burası arkadaşlar VDS eşittir 0. O zaman ID'yi buldum. ID'yi yerine yazıp VDS'yi karşı tarafa atıyorum. 12 eksi
1.2 çarpı 4.68 diyerekten buradan arkadaşlar 6.38 volt geldi. V'de ise bu da önemli. V'de ise 6.38 volt. Şimdi arkadaşlar ben hemen buradan bir çıkış grafiğini yazayım. Çıkış grafiğinde ne kullanıyordum? IDV ve VDS. Hemen grafiğimizi şöyle çıkış grafiği. Şimdi arkadaşlar burası ID. ID'ye miliamper dedim. Miliamper. Burası da arkadaşlar VDS volt. Şimdi VDS. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk ilk başta? Bunu BJT'de de yapmıştık. İlk başta ID'ye 0 veriyorum. 0 verdim arkadaşlar. O zaman VDS ne oldu? Girişe eşit oldu. 12 volt. Sonra ne yapıyordum arkadaşlar? VDS'ye 0 veriyordum. ID'yi buluyordum. 12 bölü 1200. Burada ne geldi arkadaşlar? 0.01 geldi. Yani bu ne yapar? O 0.01 amper 10 miliamper yapar. Burası 10 miliamper. O zaman şu şekilde oldu şeklimiz. Sonra arkadaşlar VDS'mizi bu ortada 6.38 şu şekilde çizdim. Akımım neydi arkadaşlar? IDM 4.68 miliamper. Tamam, bunu da yazdım. Sonra Q çalışma noktamız neresi? Burası. Q. Buraya da arkadaşlar VGS değerimi yazıyorum. VGS değerim nedir? VGS değerim -1.5 volt. -1.5 volt. Bu arkadaşlar bizim çıkış grafiğimiz. Şimdi bir de giriş grafiğini çizelim. Bunu yazalım çıkış grafiği diye. Şu altına çıkış grafiği. Şimdi arkadaşlar giriş grafiğini yazacağım. Giriş grafiğinde ne yapıyorduk? ID ile VGS'ydi değil mi? Şöyle. Şurası yine ID olsun arkadaşlar. Miliamper. Burası arkadaşlar VGS. Volt. Şöyle arkadaşlar uzattım. Şimdi öncelikle arkadaşlar yukarıda ne vardı? Bir IDSS değerim vardı. IDSS değerim. Neydi IDSS değerim? 12 miliamperdi. 12 miliamper. IDSS'ye ne denk geliyordu arkadaşlar? VP. Burası VP. Kaçtı VP? Yani VP gerçi -4 olduğu için burası. -4 oldu. Grafiğim o zaman arkadaşlar bir parçası bu şekil. Sonra arkadaşlar bu IDSS'ydi. Altında ID vardı. ID'm neydi? 4.68 miliamper. 4.68 miliamper. ID değerime de arkadaşlar VGS gelecek. VGS değerim -1.5 volt. O zaman o da şurada bir yerde. -1.5 volt. Bu da VGS Q değerim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar burası bizim Q noktamız. Bu soru bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda bir soru daha çözeceğim. Sorular gittikçe elimden geldikçe daha fazla soru çözmeye çalışacağım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.